Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, size yine bugün çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. İğneden tığ bir model. Şöyle yanında kenar çiçeği ile olan kelo olan modelimiz. Modelimiz iğneden tığa bir model arkadaşlar. İğne yasından tığa çevriliyor bu şekilde modelimiz yapılışı arkadaşlar orta derece ağırlıkta iki tane gördüğünüz gibi sinek kanadıyla diğeri de dalımızın üzerine yapılan yaprak olarak arkadaşlar kullanacağımız kirpiklerimiz var Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemenimizin arkadaşlar dört kenarını ve üçer zincirden 7 tane tığ battı yaparak bu şekilde modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Hemen 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıma kapattım. 5 oldu. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma kapatıyorum. 6, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma kapattım. Şöyle arkadaşlar 7 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Şöyle çevirdim. Ters tarafındayız. Hemen bir tane tığ battım atlayıp ikinci tığ battığımın için arkadaşlar bu şekilde 5 zincirimi kapattım. Buraya bir yuva yapmış olduk 5 zincirden. 7 tane zincir çekiyorum. Buraya 7 zincirden arkadaşlar sinek kanadı yapıyoruz. Çevirdim 7 zincirimi. Ön tarafına döndüm. Bu yaptığım 5 zincirli yuvamın içine kapattım arkadaşlar. Buraya sinek kanadımın yuvası olarak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10 çevirdim arkadaşlar 10 zincirimi. Yine bu aynı yuvanın içine kapatıp sinek kanadımı bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yine 10 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynı 5 zincirli yuvaya yine bu 10 zincirimi kapatıp buraya bir dal yapacağım arkadaşlar. 5 zincir. 5 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip Yine bu kirpiğimin içine kapatıyorum. Dalımızı tamamlayacağız arkadaşlar bu şekilde. 4 zincir çektim. Bu kenar yaprak olarak kullanacağımız kipriklerimiz için yuva arkadaşlar bu 4 zincirimiz. 7 tane zincir. Çevirdim düz tarafına. Bakın bu dalımız. Bu da şimdi kirpiklerimiz için yuva. 7 zincirden buraya arkadaşlar birinci kirpiğimi yaptım toplam 5 tane bu şekilde kirpik yapıyorum 2 3 4 5 6 7 hemen sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde kapattım 4 5 6 ve 7 hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 7 zincir Kapattım. Bu dört zincirli yuvanın içine dördüncü kirpim. Yedi zincir. Bu aynı. Diğer dördünü kapattım yere. Beşinci kirpimi de kapattım. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve altı tane zincir. Şimdi arkadaşlar bu 6 zincir size göre 7 de olabilir. Elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına göre. Bu şekilde kele olanımız için sinek kanadı ve yanın arkadaşlar böyle kirpiklerden dalımızın üzerine de yaprak olarak veya çiçek olarak siz nasıl değerlendirirseniz boş kalmaması için bu şekilde dördüncü tığ battımın içine de çektiğim bu altı zincirimi kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor bitmiş halimiz. 7 tane tığ battara mesafesi veriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7 7 tane şöyle arkadaşlar 7 tane tığ batlara mesafesi veriyoruz 7. arkadaşlar bu şekilde 7 tane tığ batlara mesafesini verdik 5 zincir 4 ve 5 hemen çeviriyorum arkadaşlar ters tarafına bir önce yaptıklarımızın aynısı arkadaşlar bir tane atlayıp ikinciye kapatıyorum buraya bir tane 5 zincirden yuva yapmış oldum 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Şimdi yuvamın içine sinek kanadımı yapıyorum arkadaşlar. 5 zincirimin içine kirpik olarak kapattım. Çevirdim bu şekilde yine ters tarafına. Şöyle kapattım arkadaşlar 5 zincirimi 7 zincirimin içine. 10 zincir. 7 8 9 10. Evet. Yine 5 zincirli yuvaya 10 zincirimi kapatıp sinek kanadımı tamamlıyorum. Normalde sinek kanadını 7'den kapatıyorduk arkadaşlar. Lakin bu e, olanımızı yapacağımız için bir tık 3 zincir daha normal arasına yaptığımız sinek kanatlarından fazla yapıyorum bu artmayı. Şimdi 10 zincir 10 zincirimi çektim dalımız için arkadaşlar kilo alanımızın yanındaki çiçek için yaprak için dal yapıyoruz 5 zincirimi döndüm bu 10 zincirli yuvanın içine 5 zincirimi bu şekilde kapattım 4 zincir bu şekilde bir tane yuva yaptım arkadaşlar şimdi bu yuvanın içine 7 zincirden 5 tane kirpik yapacağım 7 zincirimi çevirdim. Yuvamın içine kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu ikinci. Bu üçüncü. 7 zincir 5 tane kirpik. şekilde arkadaşlar sonuncu ve beşinci kirpimi de kapatıyorum dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde yine tamamladık arkadaşlar bu sinek kanadımız bu da yanındaki dalımızın üzerindeki yaprağımız altı zincirimizi üç tığ battı atlayıp bu şekilde arkadaşlar dördüncü tığ içine sabitliyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir Yine yedi tane tığ battı. Ara mesafesini başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde iki tane yaptık sizlerle. Umarım bakın anlaşılmıştır. Bu kirpiklerin özelliği arkadaşlar kalın iple veya da sert bir şekilde zincirleri çekmek. Evet. Şimdi keloğlanımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi keloğlanımızın yapılışına. Şimdi sine kanadımızın arasına arkadaşlar kele yapacağız. Ve arkadaşlar şimdi buradaki dikkat etmeniz gereken benim zincir sayılarımın aynısını sizin de yapmanız. Çünkü sizler için arkadaşlar uğraştım bayağı bir zaman harcadım. 3 zincirle minik bir kirpik yapıyoruz. 3 zincirle kirpikle başlıyoruz kele alanımızı yapmaya. Buraya arkadaşlar 7 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde hemen bakın öbür tarafına çevirdim ters tarafına buradaki yeşil yuvaya kapattım bu çektiğim zincirimi bu şekilde şimdi sayımız 10 arkadaşlar 10 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 3 ile başladım 6 veya 7 arkadaşlar ikinci dönmem. Şimdi yine düz tarafındayız. Bu 10 zincirimi arkadaşlar yine bu sinek kanadımızın içine bu şekilde sabitliyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar oldu. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum. 3 yeterli arkadaşlar. Bu şu kirpiklerimiz için yuva 13 zincirde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi arkadaşlar şöyle çevirdim. Bakın, en dibindeki yeşil yuvaya. Bu şekilde sabitledim. Evet. Toplamda arkadaşlar 4 zincir çekimiyle oluyor. 1 2 3 zincir. Hemen döndüm düz yüzüne. Bu çektiğim en son 13 zincirli yuvanın içine giriyorum. 3 zincirimi kapattım. İlk önce 3 zincir. 1 2 zincir. Sıradakine yani aynı yuvanın içine kapatıyorum. Burayı ikişer zincirli 13 tane kirpikle dolduruyorum arkadaşlar. 2 zincir. Yuvada kapattım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar bu şekilde toplam 13 tane alıyor. 12 13 fark etmez. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar en sonda sinek kanadımın yani yeşil yuvamın içine giriyorum. Kelo olanımı tamamlıyorum. Bir tane de zincir çekip İpimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde. Çok da güzel oldu bakın. Hemen diğerini yapalım. Evet arkadaşlar bunu da sarıyla yapalım sarı rengimizle. Yine 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Sinek kanadımın bu 10 zincirden çektiğim artma işleminin içine sabitliyorum arkadaşlar. 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Hemen bu şekilde buraya bir kirpik olarak yaptım. 3 zincirle başlayan arkadaşlar minik bir kirpikle. Sonra 6 zincir veya 7 zincir çekip bu şekilde sinek kanadımızın ters tarafını çevirdik yaptığımız kirpiğin dibine arkadaşlar sabitliyorum bu şekilde. İkincimiz, ikinci artmamız. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar bu şekilde. Hemen bakın bu yine bu sinek kanadının içine en son kapattığım sarının dibine bu şekilde 10 zincirimi kapattım. 13 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13. 13 zincirim arkadaşlar yine bu ters tarafına çevirip kapattığım yerden sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincirle düz yüzüne çeviriyorum. Bu en son kapattığım zincirin içine kirpik olarak bu üç zincirimi kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar sadece dönerken üç zincir değerleri hep iki zincir olarak bu şekilde 13 tane kirpik yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 şekilde yeşil yuvaya da girip sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi de çekiyorum arkadaşlar bu şekilde kele olanım hazır iplerimi yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu yapmanızı tavsiye edeceğim modellerden bir tanesi oldu arkadaşlar iğne yine hiçbir farkı olmayan bir model oldu. Yapılışı da kolay. Gördüğünüz gibi sinek kanadının üzerine bir kele olan yanına da dalımızın üzerinde yaprak olarak kullandığımız kirpiklerimiz var. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarayan da bir çekim olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.